Elinde hiçbir bilgi ve belge olmamasına rağmen kulaktan duyma sözlerle bizi yalanlamaya kalktı. Biz ona bu listeyi gönderdik kendisine. Burada açık bir şekilde İller Bankası borcunun 5 Nisan 2019 tarihi itibarıyla 176 milyon 403 bin lira olduğu yazılı. Bu kullanılan kredi. Kullanılmayan da 38 milyon 577 bin liralık bir borç var. Yani kredi açılmış ama kullanılmamış. Biz bunu da borca ilave etmedik. Bunları bu şekilde açıkladık. Şimdi biz bunları anlatmak istemezdik ama üzülerek şunları da paylaşayım. Arkadaşlar biz görevi devraldığımız tarih itibariyle Bolu'da bir haftadır çöpler toplanmıyor. Neden diyeceksiniz? Temizlik işçilerinin tembelliğinden falan değil. Belediyenin çöp araçlarında bir damla mazot yok. Bir damla. Keza zabıta araçları çalışamıyordu. Çünkü belediyenin deposunda bir gram mazot yok. Allah korudu o günlerde bizi. Korumuş o günlerde bizi. Bir yangın çıksa itfaiyenin o yangına müdahale edecek bir damla mazotu yok. Yani nasıl bir belediye teslimatınız diyorlar ya, şimdi herhalde daha net olarak anlaşılıyor. Ama biz bunları bugün lüzum olmasaydı da hiçbir zaman söylemeyecektik. Evet, belediyenin çok borcu olduğunu biliyorduk. Biz bunu baştan söyledik. Bizim tahminimizden biraz daha fazla borçlu olduğunu gördük. Ama biz bu borç konusunu açıklayacağımızı söylediğimiz için açıkladık. Yoksa bu borcu ödeyeceğiz. Belediyenin çok borcu var, bundan dolayı biz iş yapamıyoruz bahanesine falan sığınacak değiliz. Borçları önce yapılandırmamız gerekiyordu. Borçları da yapılandırıyoruz. Önemli ölçüde de muvaffak olduk bundan. İşte geçen hafta itibariyle açıklamıştık, 65 milyon liranın üzerinde bir borç ödemesi sağladık. Bunu yaparken nasıl yaptık? Tasarrufu öne çıkarttık. İsrafı kesin ve net bir şekilde durdurduk. İhaleleri tek elde topladık. Sonuç itibariyle doğru adımlar attığınızda somut sonuçlarını hemen görmeye başlayacaksınız, başlıyorsunuz. Mesela bu ihalelerin tek elde toplanması. Bir örnek vereyim, boyutunu tek bir örnekten anlayın. Biz ilk göreve geldiğimizde tek bir firmadan çöp aracı kiralanması için teklif alınmıştı Mart'ın sonunda. Alınan teklif, aynı miktarda araçtan bahsediyorum sayı olarak, yıllık 4 milyon lirayla kiralanmıştı. Biz birçok firmayla görüştük, onlardan ön teklifler aldık. Yıllık 1,5 milyon liraya düştü arkadaşlar. 3 yıllık bir kiralamada 12 milyon liraydı, şimdi 4,5 milyon lira. İşte aradaki fark o. Tasarruf derken, planlı programlı yönetim derken, idari yapının oturtulması derken bunu kastediyoruz. Bakın tek bir kalemde 3 yıllık tasarruf 7,5 milyon. Tek bir kalem. Belediyenin bunun gibi yüzlerce kalemi var. Dolayısıyla arkadaşlar, memnuniyetle söylüyorum, 2019 bütçesi gelir ve gider yönünden 20 küsur yıldır ilk kez fazlalık verecek. Yine daha önce de söyledim arkadaşlar, ben bu mali hizmetleri tamamen kendileri ettim. Her gün 1 veya 2 saatimi ayırıyorum. Nereye ödeme yapılmış, nereden alım yapılmış, kaç liraya yapılmış, geçmişte o alım kaça yapılmış, bunlarla tek tek meşgul oluyor. Bir başkan zaten bunlarla meşgul olmazsa, bilmezse belediyenin gelirini giderini, zaten başarılı olabilme şansının ben olmadığını düşünüyorum. Biz göreve geldiğimizden bu yana haftanın 7 günü çalışıyoruz arkadaşlar. Haftanın 7 günü, bir gün bile, şu bayramda yaptığım birkaç günlük tatil dışında bir gün bile ben belediye çalışmalarından uzak kalmadım. Erken saatlerde başlıyoruz, geç saatlere kadar devam ediyoruz. Çoğu gün kahvaltı bile yapmadan, hatta öğle yemeği yemeden, akşam yemeği yemeden o tempoda çalışıyoruz. Ve bu şekilde de çalışmaya devam edeceğiz. Dolayısıyla belediyenin borçlarını kalem kalem net olarak açıkladım. İsteyen gazeteci arkadaşımın İller Bankası ile ilgili
kısmı buraya getirdim. İncelemesine de izin veriyoruz. Şeffaf yönetim anlayışı gereği. Ama bundan sonra artık bu konuda bizi polemiğe çekmek isteyenlere herhangi bir cevabımız, sözümüz de olmayacak. Arkadaşlar yine bir konu daha var. Üzüldüm. Üzüldüğüm için bunları söylüyorum. Biliyorsunuz Sayın Fatih Metin'le biz çok yıllar önce tanıştık. Aynı yaştayız. Aynı meslekten geliyoruz. Zannediyorum 21-22 yaşlarında tanıştık o arkadaşımızla. Birlikte avukatlık yaptık. Birlikte siyaset yaptık. 2011 seçimlerinde yarıştık. Ben kazandım. 2015 seçimlerinde gene yarıştık. Gene ben kazandım. Son olarak 4,5 ay önce gene bir seçime girdik. Vatandaş yine benden yana teveccüh gösterdi. Fatih Bey bundan önceki iki yarıştan sonra konuyu çok uzatmamıştı. Ve dostluğumuzla aynı şekilde devam etmişti. Ankara'da da görüşmeye devam etmiştik. Bolu ile ilgili konuşmalar, özel konular. Yani bir dostluk ilişkimiz vardı. Bu seçim döneminin başından itibaren dikkatinizi çekmiştir. Ben kendisiyle hiç polemiğe girmedim. Hiç girmedim. Ben yapacaklarımı anlatarak bu kampanyayı yürüttüm. O beni karalayarak bu kampanyayı yürütmeye çalıştı. Sonuç itibariyle vatandaş onun tarzına prim vermedi. Ve beni bu göreve getirdi. Sonradan kendisi yine atama yoluyla vaka yardımcısı oldu. Ben mutlu oldum, kendisini aradım. Hayırlı olsun dileklerini değilim. Kendisi seçimden sonra bana en kısa zamanda ziyarete geleceğini ifade etti. Daha sonra da gelmedi. Gelip gelmemesi benim açımdan önemli değil. Niye gelmediğini vatandaşa kendisi anlatır. Ama bir cümleye fazlasıyla takılıyorum. Şimdiye kadar sustum ama. Gelmeme gerekçesi olarak şunu söylüyor. 4 ay boyunca diyor. Gece gündüz diyor, benimle çalışan, yani seçim çalışmalarına katılan belediye çalışanlarının bazılarını ben başka birimlere göndermişim. O da bunu kabul etmiyor. Kendisine söyledim. Bir, belediyede kimin nerede çalışacağına ekibimle birlikte ben karar veririm. İtamiri benim. Ben kendisinin bakanlığında kimin şube müdürü olacağına ben karışmıyorsam, o da Bolu Belediyesi'nin işlerine karışmayacak dışarıdan. Kimse karışmaz, karışamaz. Bu bir. İkincisi, bu itiraftır. Yani ben kul hakkı yedim itiraftır. Bu şu demektir, bankamatik memurlarından bahsediyor ya insanlar. Hani AK Parti Kadın Kolları Başkanı'ydı bunlardan bir tanesi, bunu kabullendi, istifa etti. O da 4 ay boyunca Fatih Metin'le birlikte gece gündüz çalışan biriydi. Olay şu arkadaşlar, 4 ay boyunca sen Bolu Belediyesi'nden maaş alacaksın personel olarak. Sonra 4 ay boyunca Bolu Belediyesi'nden aldığın maaşla Fatih Metin'in yol arkadaşlığını yapacaksın. Bunu kendisi söylüyor zaten. Yani 4 ay boyunca Bolu Belediyesi Fatih Metin'e çalışsın diye personeline para ödemiş. Bu bir itiraftır. Bu ayıptır her şeyden önce. Dolayısıyla arkadaşlar işe bu yönden bakmanızı istiyorum. Hiçbir belediye çalışanı benimle çalışmadı. Benim böyle bir talebim olmadı zaten. Yani halkın parası ne alacak belediye çalışanı? Bir adayla birlikte seçim çalışması yapacak. Ve sen çıkacaksın bunu, bir de itiraf edeceksin. Bu arkadaşlar benimle çalışan arkadaşlardı. Tanju Bey onların görev yerini değiştirmiş. Böyle bir şey kabul edilemez. Belediyede hiçbir siyasinin ekibi olamaz. Arkadaşlar ben seçilmiş bir insanım. Beni halk seçti, bu göreve getirdi. Fatih Bey atanmış bir insan. Bir kişinin iradesiyle atanmış bir insan. Dolayısıyla kulvarlarımız ayrıldı. O Ankara'da bürokrat, ben Bolu'da belediye başkanıyım. İkimizin de siyasi bir kimliği kalmadı. O işini yapacak, ben işimi yapacağım. Ve işimizi yaparken de bu tür polemiklerden uzak duracağız. Bu tür polemiklerden kesinlikle uzak duracağız. 4 ay boyunca benim hiçbir açıklamamda parti ismi bile zikrettiğime şahit misiniz?
Evet, ben Cumhuriyet Halk Partisi'nin üyesiyim. Yasa bana bu imkanı tanıyor. Ama ben Cumhuriyet Halk Partisi lehine bir partizanlık yapıyor falan değilim. Belediye çalışanlarına defalarca söyledim. Kim AK Partili, kim CHP'li, kim MHP'li araştırmadım, araştırmam dedim. O benim işim değil. İnsanların dünya görüşü, siyasi görüşü. İşini yaptığı sürece ister AK Partili olsun, ister MHP'li olsun baş tacı yaparım. İşini yapmadığı sürece de en koyu CHP'li olsa bile gereğini yapmaktan çekinmem dedim. Bugün de bu noktadayım. Fatih Bey'in konuşmalarına bakıyorum. Devletin bürokratı gibi değil, siyasi partinin il başkanı gibi davranıyor yani. Hala eski tarzından vazgeçememiş. Yani o bıraksın, belediye ile ilgili çalışmaları ben yaparım, hesabını da halka veririm. Vakti zamanı gelince. Türkiye'de çiftçi kan ağlıyor, o gitsin çiftçinin sorunlarıyla meşgul olsun. Bu bir. İkincisi, seçim döneminde bir sürü söz verildi. Bir sürü hibe sözü verildi. Her gelen bakan şu kadar milyon bağışladım. Şu kadar milyon hibe ettim. Şu kadar milyon destek veriyorum. Nerede bu paralar? Nerede bu paralar? O yüzden laf üretmek yerine iş üreteceğim diyenlere önce bu sözlerin yerine getirilip getirilmediğini takip etmelerini öneriyorum. Bu sözlerin hiçbiri yerine getirilmedi. Hiçbiri. Ne Yukarı Çarşı'daki hibe, Cuma günü seçimden önce parayı yatırdılar, Pazartesi parayı çektiler. Biz bunları çok gündem konusu bile yapmadık. O söz veren bakanların bir iki tanesine gittim. İlgili gazeteleri de götürdüm. Sadece baktılar. O yüzden ben Bolu'nun hizmetkarıyım diyenler, önce Bolu'ya verilen sözlerin takipçisi olsunlar. Bize laf yetiştirmesinler. Yine şu anda BOBES'teyiz biliyorsunuz. Burası Bolu Belediye Spor Derneği. Bu dernekte 3100 sporcu var arkadaşlar. Bünyesinde. Ve bu derneğin ana geliri Gölcük'ten elde edilen kapı gelir. Şimdi birileri oraya sürekli müfettiş gönderiyor. Amaç orayı Bolu Belediyesi'nden almak. İntikam. Arkadaşlar böyle bir şey olabilir mi? Bolu Belediyesi Gölcük'ün kapı gelirlerinden bir kuruş kendi hesabına para aktarmıyor. Buradaki 3100 sporcunun sportif faaliyetleri için kullanılıyor para. Bakın bugünden söylüyorum. Gölcük o veya bu sebeple Bolu Belediyesi'nden alınırsa bunu yapan ve yaptıranlar Bolu hainidir. Baştan söylüyorum. O zaman bu kişiler Bolu'da sokakta dolaşamazlar. Bugünden uyarıyorum. Testi kırılmadan uyarıyorum. Testi kırılmadan uyarıyorum. Bak daha biz Gölcük'ün her türlü bakımını yapıyoruz. Gölcük hiçbir zaman bu kadar temiz olmadı. Gidin bir bakın bakalım. Gölcük'te yıllardır o gölün içindeki otlar biçilmezken biz gelir gelmez bu işlerle meşgulüz. Gölcük'ü koruyabilme adına Gölcük'ün yapılaşmasına karşı çıkan da biziz. Ama Gölcük'ten elde edilen bir para var. Bu para Bolu Belediyespor bünyesinde amatör sporla uğraşan, tekrar ediyorum, 3100 kişi için harcanıyor. Birileri de bunu almak istiyor. Sebep ne? Seçim yenilgisi. Bunları hazmetmek lazım. Artık bunları hazmetmek lazım. Seçim dönemi bitti. Ama bakın Gölcük konusunda bugünden gerekli uyarıları yapıyor. Gölcük'ü Bolu'nun elinden alacak, BOBES'in elinden alacak, 3100 sporcunun elinden alacak kişi bir daha Bolu'nun sokaklarında dolaşmasın. Çıktığında da bizim en fazla alabileceğimiz 250 mililitre saniye. 100'e düştüğünde de 100 alabiliyoruz. Dolayısıyla işin bu yönünü bir doğru kavramak lazım. Bir baraj yapılmadığı takdirde Karadere suları Bolu'nun bütün ihtiyacını karşılamayacak. Bunu önce bir belirteyim. İkincisi, Karadere tünelini yaptık. Kardeşim, tüneli açmakla tüneli yapmış olmuyorsun.
Tüneli açma maliyeti kadar bir maliyet daha var şimdi benim önümde. Tünelin iç kaplamasını yap. Biz bunu yapacak mıyız? Yapacağız en kısa zamanda. Bunu yapmak bizim görevimiz mi? Görevimiz. Benden önceki belediye başkanı bunu üstlenmiş. Ben de bunun gereğini yapacağım. Ama orada devlet su işlerinin yapması gereken de bir şey var. Devlet su işlerinde oradaki suyu 3500 metre tünelin içinden olmak kaydıyla isale hattını, 16 kilometrelik isale hattını yapma yükümlülüğü var. Bunun ihalesi yapılmış 15 milyon liraya. Peki müteahhit niye başlayamıyor? Dün böyle sembolik olarak boru falan tutmuşlar ama müteahhitin başlamama sebebi para aktarılmaması. İhaleyi yapmışsın, parayı aktarmıyorsun. O parayı aktartmadığın takdirde de maalesef o proje ilerleyemez. Biz tünelin iç kaplamasını yapsak. İşte arkadaşlar oradaki durum bu. Tünelin içini biz yapacağız. O bizim boynumuzun borcu. Ama devlet su işleri de gereğini yapacak. Devlet su işlerinin başındaki arkadaşımız da en son seçimde benim karşımda aday olan, şu anda bakan yardımcısı olarak atanmış arkadaşımız da Bolu'ya karşı yükümlülüğünü yerine getirecek, oraya o parayı aktaracak.